bir kelebeğin kokusunu, başka bir kelebek kilometrelerce uzaktan alır. Bir çiçek açtığında, o çiçeğin böcekleri de bundan haberdar olur. Yeryüzünün bir köşesinde insanlar bir araya gelip de Allah'ın kitabından bir şeyler okuduklarında gökyüzündeki melekler haberi hemen alır. Haberi alanlar haberin geldiği yere koşuşurlar. Bir bahar sabahı Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir kasabasında Risale-i Nur'un ilk satırları kağıda dökülmeye başladığında bazı ruhlar bunu hissetmekte gecikmedi. Bir şey için yaşıyorum. Ben artık bir şey için yaşadığımı zannediyorum. O da üstadım olan Dellal-ı Kur'an'ın vazife-i memure-i maneviyesini ifada, kendilerine pek cüz'i bir yardım ve Kur'an hesabına cüz'i bir hizmetkarlıktan ibarettir. Hulusi Yahya Gil. Güller açıyor. Aziz, büyük üstadım, bu risaleleri okudukça ruhum güller gibi açılıyor. Hayat-ı faniyeden gelen âlam ve meşakkati kaldırıp atıyor. Sabri Arseven. Her şey munis bir arkadaş. Şu söz öyle bir hakikati ders veriyor ki, daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Her gördüğü munis bir arkadaş oluyor. Cenab-ı Hak bu kıymetli eserleri kıyamete kadar mümin kullarına yetiştirsin. Hafız Ali. Yazın, okuyun, imanınız yükselsin. Madem Risale-i Nur'un tesiri bu kadar kuvvetlidir, ben yazmaya karar verdim. Ey Müslümanlar! Manevi yaralarınıza ilaç ararsanız, Risale-i Nur'da vardır. Yazın, okuyun. İmanınız o kadar teali edecektir. Hiç şüphe etmeyiniz. Hacı Osman. Hangi akıl buna göz yumar? Şu dünyaya, şu zamana çöken zulmet ve gaflet perdelerini sözleriniz yırtıyorlar. Parçalayıp o zulmeti ve gafleti dağıtıyorlar. Hangi akıl var ki hakikat perdesini görüp de o hakikat perdesinde nur-u hakikat parlarken onlara gözünü yumup zulmet perdesine atılmış olsun? Müzeyyene. Sözlerinizin, yani risalelerinizin her biri birer derya-i azimdir. Sözlerinizden pek çok feyz alıyorum. O kadar ki okudukça tekrar etmeyi istiyorum. Ve tekrarında duyduğum ilahi bir zevki tarif edemeyeceğim. Bugün sözlerinizden değil hepsini, bir tanesini alan insafla okursa, hakkı teslime ve münkirse gittiği yolu terke, fasıksa tevbeye mecbur olacağına katiyen ümit varım. Hüsrev Altınbaşak. Okuma yazma bilmeyen de ona meftun. Efendim, malumunuz, fakir talebeniz ve kardeşiniz cahil olduğum halde, güneş misali olan Risale-i Bergüzide'lerinizden umum nur risalelerinizi okutup dinledim. Baktım ki ruh ve kalbimde bir fezeyan ve coşkunluk var ki beni bila ihtiyar bir vazifeye sevk etmek için hemen haydi haydi diye tazikata başladı. Ben de ruhumda olan bu vakayı takip ederken o nurların irae ettiği miftahları gördüm ve gösterildi. Anladım ki bu anahtarlarla icap eden kapıları açıp o nurlara ehil olan kardeşlerimi min gayri haddin arayıp bulmak vaziyeti adeta bana emrolunup o nurlardan güneş gibi nur saçılması hususunda ben de bu hali kendime vazife addettim. Ümmi fakat allamelerin işini gören Adil Cevazlı Emrullahoğlu Bekir.
kıymetini zaman gösterecek. Efendim, görmüş olduğum Risale-i Nur deryasındaki lezzet ve saadetin, dünyada hiç emsalini göremediğim gibi, kendi vicdani muhakemem neticesinde kat'iyen anladım ki, o risaleler her biri başlı başına ve ayrı ayrı birer tefsiri Kur'an'dır. Bu nurların kıymetini zaman gösterecek ve dillerde destan olarak şark ve garbı gezecek itikadındayım. Ve inşallah Avrupa'ya karşı dahi Kur'an'ın ne kadar parlak bir güneş olduğunu gösterecektir. Sıddık Süleyman. Ondan ayrılamadım, aradıklarımı onda buldum. Ruhumda büyük bir boşluk hissederek, okuyacak kitap ararken, Risale-i Nur'u okuduğum zaman, elimde olmayarak ondan ayrılamadım. Kalbimdeki o büyük ihtiyacı, Risale-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmi ve imani şüphelerden kurtaran, akli ve imani ispatları onda buldum. Böylelikle, vesveselerin verdiği sıkıntılardan kurtuldum. Bu hakikatlerden anladım ki, Risale-i Nur, bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmıştır. Zübeyir Gündüzalp. Okudum, yazdım, başkalarını da verdim, şükürler olsun. İman ve İslamiyeti en yüksek bir sevgi ve iştiyakla öğreten ve rızayı ilahiden başka bir hedef ve maksat tanımayan ve bu asırda Kur'an'ın bir mucize-i kübrası ve tefsiri nuranisi olduğu kat'i tahakkuk eden Risale-i Nur'u okumak ve yazmak ve onun hakaik-i imaniyeyi ders veren risalelerini mümin kardeşlerine vermek bir suç ise ve dinin evamiri kutsiyesinden olan rabıta-i diniye ve uhuvvet-i İslamiye ve Allah sevgisi uğrunda iman ve Kur'an yolunda birleşmek gibi mukaddes ve ilahi ve uhrevi kardeşlik bir cemiyetse, böyle mübarek bir cemiyete mensup olmak benim için büyük bir saadettir ve her türlü taltif ve nişanların üstünde bir bahtiyarlıktır. Böyle bir saadet ve bahtiyarlığı kazandıran Risale-i Nur'un talebesi olmak gibi büyük bir lütfu, benim gibi bir biçareye nasip eden Allah'a hadsiz şükürler olsun. Mustafa Sungur. Helakten kurtulmak için çalışmayalım mı? Biz ki Allah'a ve Resulüne ve Kur'an'a inanmışız. Şimdi bu imanın ve peygamberin sıdkını olan bu itikadın neticesi olarak kendimizi helak-ı ebediden kurtarmak için çalışmayalım mı? Etrafımızda olup bitenleri görmeyelim mi? Acaba bu tehlikeli zaman gelmiş midir? Sakın bu tehlikelere düşen nesil biz olmayalım diye bunları mevcut dini hakikatlere tatbik cehdini göstermeyelim mi? Biz de önümüzdeki müsbet delilleri ve vücudu ilahiye bizi sevk eden hakaiki müberhene ve ilmiyeyi görmeyerek sırf Avrupa dinsizliğini en büyük lazime-i medeniyet ve şiar-ı irfan addiyle dinimizi terk etsek, acaba helak-ı ebediden bizi kim kurtaracak? Ahmet Feyzi Kul. Kainattan ilahi nameler. Sözlerden adeta hayat fışkırıyor. Kainatın ilahi nameleri dinleniyor. İmanı gurbette kalmış gönüller en güzel teselliyi, vuslatı onda buluyor. Size Said Nursi'nin manevi nidasıyla seslenmek istiyorum. Ey Müslüman, kalk, üzerindeki ölü toprağını at. Yeni bir genç Sait olarak diril, hayatın içine gir, imanı muhtaç gönüllere yetiştir. Edip Debba, Irak.